Vardı. İstersen senin sorularına geçebiliriz. Bu arada sonra 15 dakikamız kaldı. Sendeyim yani. Tamam. Tamam ben de ilk sorum şu. Burada kusura bakma çim biçiyorlar arkada da. Yok Artık estağfurullah. onu durduramayız. Sen bir ekol yap. Adem durabiliyorsa dursun. Bir de para. İlk sorum şu. Çok yakında bir yarışma yapıyoruz. Bizim Survivor'cılarla. Anlat bakalım seyrettin mi? Seyrettim abi, evet. Tabu oyunu değil mi? Anlat bakalım da. Anlat bakalım da. Tabu yani. Tabu da 10 yarışmacı da 10 tane eş aldı. 10 selebriti. Tamam. Şöyle anlatayım. Aldı derken biz vereceğiz. Onların haberi yok da hiç haberleri yok. Öyle mi? Tamam. Evet. Aycan'a Emre Belözoğlu'nu vereceğiz. Tamam. Yasin'e Hadise'yi vereceğiz. Sonra Gupse var. Tamam, tabii ki. Onun dışında Sercan'a takım arkadaşı zamanında Burak Yılmaz var. Bil bakalım Barış için kimi düşünüyoruz? Beni mi Bravo. düşünüyorsun Doğru cevap. abi? Eğer katılırsan çok sevinirim. Bunu kenara koy. Tamam abi. İkinciye geliyorum. İkinciye. Abi şey gibi yapıyorsun şu anda. Ödül oyunu gibi. Açıklıyorum. Açıklıyorum. Evet. Karşında sonuçta bir sunucu var. Bunu unutma. İkinciye geliyorum. Potayı şaşırdı ya o gün. LeBron pası istedi. Kim şaşırdı potayı? Yanlış potaya gitti maçta. Sizin final maçı ya. NBA finali. Ha, J.R. Smith abi. J.R. Smith. Evet abi. Çok merak ediyorum. Sonra ne oldu? Valla sonra ne oldu? Ya şöyle abi, aslında evet tabii ki de yani Ben biz... olayı kısaca anlatayım. Son hücum, hücum yapmaları lazım. Aldı topu, rakip potaya doğru hücum yapmak yerine bir anda arka tarafa döndü. Süre de bitti. Evet. Ya orada şöyle, yani önde olduğumuzu düşünüyordu. Evet. Ve o yüzden de potadan uzaklaştı. Ya şimdi şöyle, Evet. maçın sonunda aslında ondan önce daha farklı bir pozisyon vardı. Bir hücum faul çalındı. Sonra o hücum faulü iptal ettiler. Topu Golden State'e verdiler ve sonra basket faul oldu. Ve sonra maç da bilirdi. Belki bilmiyorum ama tabii hepimiz şaşırdık. Şaşırmadık değil. Ama ondan önce tabii George Hill de ilk bir tane faul Mesela sitem kaçırdı. etti mi? Hayır. LeBron sitem etti mi orada? Sitem etti mi LeBron? Yani şöyle söyleyeyim, bunu gerçekten söylüyorum, yani yalan yok. Onunla alakalı hiçbir şey söylemedi soyunma odasında. Sonra kendi aralarında hani herhangi bir konuşma oldu mu bilmiyorum. Sonra Evet. zaten soyunma odasında farklı şeyler oldu. O hücum faulle alakalı böyle çok konuşuldu. Çünkü normalde yani değiştiremiyorlar. Sadece yuvarlağın içinde mi değil mi ona bakıyorlar. Eğer yuvarlağın dışındaysa hücum faul. Eğer içindeyse hücum faulü iptal edip topu Golden State'e vermeleri gerekiyordu ve dışındaydı LeBron. Ama onlar tamamen o kuralı hani böyle boş verip iptal ettiler hücum Peki faulü. NBA'de de böyle fahiş hatalar oluyor mu hakemlerde? Ya olabiliyor abi. Olabiliyor yani. Yeni soruma geliyorum. Kadın hakemler nasıl? Kadın hakemler nasıl? Güzel soru abi. Yani Kadın. biraz farklı şimdi şöyle, yani ne bileyim, erkek hakemlerle konuşurken biraz daha agresif olabiliyorsun. Arada işte ağzından Bir bazı tane soruşun var kelimeler de böyle. bazı Soruşun kelimeler. var bir tane. O bayağı sert bir tip zaten. Evet, ya şimdi onlarla biraz konuşurken tabii biraz daha böyle kibar konuşuyorsunuz. Çünkü işte erkek hakemlerle konuşurken bazen o sinirle arada böyle ağızdan farklı kelimeler çıkıp işte teknik foul alabiliyorsun. O yüzden biraz kadın hakemlere karşı tabii biraz daha sakin, daha kibar bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz. 3-4 tane var galiba yanlış bilmiyorsam. Ama Peki fena NBA'de yönetmiyorlar yani, iyi yönetiyorlar. ben de beğeniyorum aslında. Genelde iyiler yani. Hı. Gözleri iyi süzüyor pozisyonları. Peki çirkin oyuncular var mı NBA'de böyle? Mesela Çok gelip var abi. sataşıp var. İstediğin kadar Peki, var abi. taciz mi ediyorlar, tahrik mi ediyorlar, ne yapıyorlar? Abi tahrik genelde konuşma. Öyle mi? Konuşma. Tabii. İşte mesela Mesela yakalıyor musun o konuşmaları mesela? yakalıyorum Devamlı tabii. böyle. Yakalıyorum tabii. Yani bana böyle çok Peki hak... fazla konuşan yok ama Ha. mesela Patrick Beverley var abi. Biliyorsun Clippers'ta oynuyor. İnanılmaz bir savunmacı. Herkese konuşuyor. Yani bu kim olduğu önemli değil yani. LeBron'a da konuşuyor. İşte ne bileyim, sana da konuşuyor, bana da. Herkese konuşuyor. Yani. Çünkü onun oyun tarzı o. Konuşuyor Kışkırtıyor. derken laf sokuyor değil mi? Laf mı sokuyor böyle? Tabii. Beni geçemezsin. İşte Ha. senden daha iyi oyuncuyum. Şöyleyim, böyleyim. Bu tarz şeyler çok var. İşte bazı oyuncular da o şekilde besleniyor.
Mesela Patrick Beverley işte çok üst düzey bir savunmacı. İşte enerjiyle çok yüksek bir enerjisi var. Ve o enerjisini işte böyle konuşarak seni yani mental olarak bitirmeye çalışıyor. Böyle oyuncu çok var tabii ki de. Peki yeni soruma geliyorum. Böyle ciğerin ağzına geldi oluyor mu böyle? Artık nefesin bitti dediğin oluyor mu? Yoksa hiç o seviyeye bitti dediğin oluyor mu? Yoksa hiç o seviyeye kadar çık